Bir tek sen, tercih zamanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Tercih zamanından herkese merhabalar, ben Sinan Kunter. Üniversite adayları için ve aileler için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Gelecekte hayatlarını belirleyecek, belki de mesleklerini belirleyecek olan dönemdeyiz. Tercihlerini yapacaklar ve biz de bu tercihlerini yaparken kendilerine bir parça rehber olmak üzere tercih zamanında sizlerleyiz. Konuğumuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü hocamız Sayın Profesör Doktor Akın Levent kendisiyle e, video konferans yöntemiyle şu anda bağlandık. Hocam selamlar Erzincan'a sevgiler öncelikle. Merhaba teşekkür ediyoruz. Biz de Erzincan'dan sevgiler, saygılar ve selamlar gönderiyorum. Sağ olun. Gene ee, adresine. Sağ olun. Ee, hocam öncelikle Üniversiteyi bir parça tanıyabilir miyiz acaba? Erzincan Ünivers Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde evet. ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Tabii ki. Üniversitemizden bahsedecek olursak şöyle kısaca Sinan Bey. 1976'da temelleri atıldı ancak daha sonra Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'ne bağlı olarak bir müddet görev yaptı. Çalışmalarını devam ettirdi ama müstakil üniversite olarak 2006'da yani tam bundan 15 yıl evvel müstakil bir üniversite haline geldi. Bir kanunla müstakil üniversite haline geldi. 2018 yılında ise son başbakanlarımızdan Sayın Binali Yıldırım Beyefendinin ismini alarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak hayatiyetine devam etmekte. Yani oldukça genç bir üniversite ama e, çok güzel ilerlemeler kaydediyoruz. Buradan da bütün CNN ailesine bize bu fırsatı verdiği için Ebu ailesi, yani Erzincan biner Yıldırım Üniversitesi ailesi olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Hocam ben sizin gibi üniversiteler için genç ama köklü nitelemesini yapıyorum çünkü. Evet. E Tabelada Künye'de belki 2 yıl 3 yıl yazıyor ama geçmişe baktığınız zaman çok geç 15 yıllık sizin de az evvel anlattığınız gibi 15 yıldan belki daha fazladır süren bir öğretim var neticede şehirde ve temeller de bunun üzerine kurulmuş durumda. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde hangi fakülteler var? Hangi alanlarda öğrenciler çalışıyor? İlhan Bey 12 tane fakültemiz var. 3 tane yüksek okul var, 17 tane araştırma merkezi var, 3 tane enstitü, 14 tane koordinatörlük var. Ama fakültelerin isimlerini şöyle, e, sağlık alanda tıp, diş, eczacılık, sağlık bilimleri fakültesi Sonra sosyal bilimlerde hukuk, iktisat, güzel sanatlar, ilahiyat, eğitim, e, mühendislik ve mimarlık fakültesi, spor bilimleri fakültesi ve ten edebiyat fakültesi var. Tam 12 tane fakültemiz var. E, Bunların yanında işte dediğim gibi uzay birimleri, sivil havacılık yüksek yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksek Yüksekokulu gibi yüksek yüksekokullarımız da var. Hı hı. Hocam öğrenci profiline bir parça değinelim. Kaç öğrenciniz var şu anda üniversitede ve bunların kaçı yabancı? Son dönemde bunu da mutlaka konuşmak istiyorum ben çünkü... Tabii. Özellikle Anadolu'daki üniversitelerde çok ciddi bir yabancı öğrenci popülasyonu var ve evet. e, Türkiye'ye çok büyük değer katıyorlar. Sinan Bey, e, toplamda bizim 24 bin civarında bir öğrencimiz var. 24 bin öğrencinin büyük çoğunluğu haliyle lisans öğrencisi. Bir kısmını ön lisans, bir kısmında yüksek lisans oluşturuyor ama toplamda 24 bin öğrencimiz var. Hmm. Bu öğrencilerin de %48.3'ünü kız öğrencilerimiz oluşturuyor. Bunu da Belirtmeden geçemeyeceğim. E, uluslararası öğrenci konusuna gelince e, Sinan Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve YÖK'ün bu konuda çok önemli e, destekleri var. E, uluslararası öğrenci son derece önem veriyorlar. Bu yüzden biz de üniversite olarak uluslararası öğrenci önem veriyoruz. Uluslararası öğrenci bizim kültür elçimiz olacak gönüllü kültür elçimiz olacak. Bu yüzden onlara çok önem veriyoruz. 2019 yılında üniversitemizde 76 olan uluslararası öğrenci sayısı 2020-21 eğitim öğretim yılında 575'e bu sene yani 2021-22 eğitim öğretim döneminde de takriben 1000-1100 da seyredeceğini düşünüyoruz. Bu uluslararası öğrenciler büyük oranda yakındaki ülkelerden geliyor tabii ki. Yani işte Azerbaycan'dır, Türk Cumhuriyetleridir, Suriye'dir, Irak'tır ama onun haricinde Afrika'dan, işte Almanya'dan, Hollanda'dan birçok ülkeden gelen öğrencimiz var. Ee, geçtiğimiz yıl itibariyle 44 ayrı ülkeden uluslararası öğrencimiz bulunmaktaydı. Hı hı. Bu tabii e, üniversitenizde okuyan bir e, Türk öğrenci için de çok büyük renklilik, çok büyük vizyon kazanma şansı. E, çünkü insan ne kadar farklı kültürlerle tanışırsa e, dünyaya bakışı da o derece değişiyor. Pencereleri o kadar çok açılıyor diye düşünüyorum. E, Erzincan'da öğrenci olmak nasıldır hocam? Erzincan'da öğrenci olmak inanılmaz güzel bir şey olsa gerek. Biz öyle düşünüyoruz. Ben şahsen... Şu anda öğrenci olsam Erzincan'da öğrencilik yapmayı çok arzu ederim. Niye? Bir kere çok güzel bir kampüs üniversitesiyiz. Çok güzel bir kampüsümüz var. Ee, öğrencilerimiz bunlara sitemizden girip bakabilirler. Çok imkanlar var. Sportif, sosyal, kültürel imkanlarımız var ve faaliyetlerimiz var. Onun haricinde niye Erzincan diye sorulacak olursam Erzincan küçük bir şehir. 140-150 bin bandında olan bir şehir ama çok sempatik, samimi, insanlarıyla öğrenciyi seven bir yapısı var. Öğrencinin rahat edeceği bir şehir. Öğrencimiz Erzincan'a geldiğinde keyifle buradan ayrılacağını söyleyebilirim. Biraz evvel bir öğrenci yanımdaydı hocasıyla beraber. E, şu anda kendisi İzmir'de bir özel fabrikada çalışıyor. E, şöyle söyledi bana. Dedi hocam ben Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden mezun olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü e, rakiplerime orada fark attım. Hocalarıma teşekkür ediyorum o bağlamda. Erzincan bize çok şeyler kattı dedi. Hem üniversite olarak hem şehir olarak dedi. Bunları duymak da bizi tabii ki memnun ediyor Sinan Bey. hı. hı. Hocam, şehirle üniversitenin arasında nasıl bir entegrasyon var? Mesela üniversitenin çeşitli fakültelerinde okuyan öğrenciler... ...şehirde pratik yapma, teorik bilgiyi pratiğe dökme şansı yakalayabiliyorlar mı? Büyük bir sanayi şehri değiliz tabii ki. Ancak bir sanayi bölgemiz var, organize sanayi bölgemiz var. Orada çeşitli alanlarda fabrikalar var. O fabrikalarda bizim akademik merkezimiz, kariyer merkezimiz aracılığıyla üniversitedeki hocalarımız vasıtasıyla orada stajlarını yapabilirler. Ve işin güzel tarafı istihdamla alakalı kendilerine birçok tecrübe elde etmiş oluyorlar. Fakültelerini, okullarını, birimlerini bitirdikten sonra da buralarda veya buna benzer ülkemizin farklı yerlerinde İş bulma imkanlarına sahip oluyorlar Sinan Bey. E, hocam onu merak ediyorum. Mezunlarınız acaba nasıl bir vizyonla e, hayata başlıyorlar? Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden mezun bir genç. E, hayata atıldığında e, acaba takip ediyor musunuz? Neler yapıyorlar? E, i̇ş bulma oranları nasıl? Meslek edinme oranları nasıl? Çok güzel bir soru Sinan Bey. E, mezun takip sistemimiz var. Yeterince şu anda bütün öğrencilere ulaştık. Ulaşmadı henüz ama bunun için gayretlerimiz var. Öğrencilerimizi takip ediyoruz. Ee, bu geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KPSS sınavlarında almış oldukları başarı, yani kamu personeli seçme sınavında almış oldukları başarı, e, üst sırada olduklarını görüyoruz. Yani e, şu anda yanlış hatırlamıyorsam 30-40 bandlarındaydı üniversitelerin e, yetiştirdiği öğrencilerin tam personelimiz seçme sınavında almış oldukları başarı 30-40 bandında seyretmekte. Biz öğrencilerimizden çok pozitif feedbackler alıyoruz. Kendilerine özgüvenli yetişiyorlar şehrimizden, ilimizden, üniversitemizden. Dolayısıyla iş bulmada çok daha avantajlı olduklarını düşünüyorum. Sinan Bey evet bizi radyodan dinleyenler için hatırlatalım. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü hocamız Profesör Doktor Akın Levent ile beraberiz şu anda kendisinden. Erzincan'da öğrenci olmakla ilgili bilgiler ediniyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni daha yakından tanıyoruz. Hocam e, tabi yapılanlar bir yana ben her zaman şunu da önemsiyorum. E, hedef nedir? E, yaptıklarınız bir kenara ama e, gelecek hedefleri üniversitenin nelerdir? E, yakın gelecekte yeni fakülteler açmayı planlıyor musunuz? E, öğrencilerle ilgili e, hedefleriniz var mı? Mutlaka e, önceliğimiz tabii ki öğrenciler Sinan Bey. Öğrenciler bizim olmazsa olmazımız. Onların e, eğitim ve öğretimlerinin en yüksek seviyede olması ve bizden mezun olduktan sonra ülkenin değişik yerlerinde, çeşitli kademelerinde iş bulabilmeleri. Onlara destek vermek için kariyer merkezi vasıtasıyla e, çeşitli çalışmalarımız var. Bunun haricinde şöyle bir şey müsaade ederseniz değinmek istiyorum. Aklıma Değil gelmiş. Tabii ki. Sinan Bey. E, Erzincan'ın şöyle bir özelliği var. Emin şehir, güvenli şehir, emniyetli şehir. E, bunu istatistikler gösteriyor. Ülkelerimiz Nüfus başına düşen asayiş e, ortalamasında en düşük illerin başında geliyor. Yani e, güvenin, emniyetin olduğu bir şehir diye söyleyebiliriz. Hani öğrencinin de güvenin, emniyetinin çok önemli olduğunu siz de takdir edersiniz. Tabii. Ki. geçemeyeceğim Sinan Bey? Müsaade ederseniz şöyle önemli bir anekdot aktarmak istiyorum yani sizin. Korunanın ismi tercih zamanı. Evet. Sinan, Bey. Ee, öğrencilerimize birkaç tavsiyem olacak. Eğer müsaade ederseniz. Gayet de hocam. Ben soracaktım. Ee, siz benden önce davrandınız. Buyurun. Evet, kusura bakmayın, lütfen kusura bakmayın. Estağfurullah. Sinan, Bey. Ee, öğrencilerimizin yıllarca verdiği emekler, sadece öğrencilerin değil, anne babalarının, öğretmenlerin verdiği emekler, bu sınav puanına yansıtı bir şekilde. Biliyorsunuz. Bu puanları bir şekilde değerlendirmeleri lazım. Puanları değerlendirirken benim öğrencilerimizden isteğim şu. İlk önce kendilerine uygun olan mesleğe baksınlar. Acaba ben hangi meslekte daha başarılı olurum? İyi kötü çocuklarımız bu zamana gelinceye kadar bir şekilde şekillenmişlerdir. Hangi dalda daha çok başarılı olur? ...hangi dal kendilerine daha uygun olur? İlk önce buna baksınlar. Benim onlardan istediğim bu. Sonra hangi üniversite? Üniversitenin işte akademik kadrosuna baksınlar. Üniversitede hoca kadrosu nasıl? Ona baksınlar. Ve sonunda da üniversitenin olduğu şehri değerlendirsinler. Üniversite nasıl bir şehirde? Ulaşım imkanları nasıl? Onu değerlendirsinler. Ve mümkünse o üniversitede mezun olan... Öğrencileri bulup onlardan niteliğinde teriinde bir takım bilgiler alsınlar. Onu öncelikle değerlendirmek ve değerlendirmelerini istiyorum öğrencilerimiz Sinan Bey. Evet, tecrübeyi o şehirde yaşamış, o üniversitede okumuş insanlardan özellikle bu şekilde tecrübelerini dinlemek çok önemli. Hocam hazır siz öğretim kadrosundan bir parça bahsetmişken e, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin öğretim kadrosu nasıl oluştu? E, kimler var kadroda ve nasıl seçtiniz acaba öğretim kadrosunu oluştururken? Evet. Yani bu e, yıllarca oluşan bir şey. Hani 2006'da kuruldu dedik ama 2006'dan evvel de Atatürk Üniversitesi'ne bağlıyken de öğretim üyesi, öğretim görevlisi kadrosu oluşmaya başlamıştı. Ama bugün itibariyle şunu e, söylemek isterim eee sizlerin sayesinde. 88 tane profesör var kadromuzda. Hı hı. 227 tane doçent var. 321 tane öğretim görevlisi var. Tüm e, araştırma görevlisiyle beraber 1097 tane öğretim görevlisi kadromuz var. Onun haricinde 341 tane idari personel, işte 200'e yakın e, daim işçi kadrosunda çalışanımız var. 1700'e yakın akademik ve idari personelimiz var yani. Evet, oldukça tamam. oldukça geniş bir kadro. E, zaten siz de bahsettiniz 24 bin aşağı yukarı e, öğrenci öğrenciden bahsettiniz, yabancı öğrencilerden bahsettiniz. E, hakikaten e, kolay bir koltukta oturmuyorsunuz hocam. Size de kolaylıklar diliyoruz bu arada. teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bir de Sinan Bey şundan bahsetmek bahsetmeden geçemeyeceğim. Buyurun. Ee, öğrenciler bizi ta tercih ettiği takdirde güzel bir e, burs olanağı sunacağız kendilerine. Nasıl? Erzincan Kültür Eğitim Vakfı diye İstanbul merkezde bir vakfımız var bizim. Kamu Yararına Vakıf. Hı hı. Bu Kamu Yararına Vakıf Türkiye'de açık ara öğrencilere en fazla burs veren bir vakıf. Erzincan'ın öğrencilere de veriyor. Erzincanlı olmayan öğrenciler de veriyor. Bütün e, Türkiye'deki üniversite öğrencilerine burs veriyor. Biz bu sene bunu bir kısmını hepsini değil bir kısmını başarı endeksi verilmesini istedik. EKEV'le yaptığımız görüşmeler neticesinde bunu sağladık. Yani üniversitemizi tercih eden ilk sıralarda kazanan öğrencilerimizin burs almasını sağlayacağız. Bunu da öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzuna koyulmasını sağladık. Hı hı. mesela hukuk fakültesini tercih eden ve kazanan ilk 25 öğrenci bir burs alacak. Bütün öğrenim hayatı yani üniversite hayatı boyunca burs alacak. Bütün birimlerimizde, işte tıp fakültesinde 15, ilk 15 öğrenci, sağlık bilimleri fakültesinde ilk 5 öğrenci şeklinde e, burs alma imkanına sahipler. Bu da e, öyle zannediyorum ki öğrencilerimiz için cazip bir faktör olsa gerek. Kesinlikle öyle ve tercihte önemli rol oynayacaktır. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor Akın Levent ile beraberdik tercih zamanında ve e, üniversite hakkında derinlemesine bilgi aldık bir kere daha video konferans yöntemiyle bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum hocam saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum CNN adresine. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Evet tercih zamanının bu bölümlük sonuna geldik. Ben Sinan Kuntar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Bir tek sen tercih zamanını sundu.